Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Korona günlerinde, bu sıkıntılı günlerde bu video ile biraz dertleşmek gibi bir şey olsun istedim. Hepimiz korona günlerinde e, daha ziyade evimizdeyiz. Çok acil ihtiyaçlarımız, çok acil çalışmamız gereken durumlar olmadığı sürece daha ziyade evde vakit geçirmeye çalışıyoruz. Evde olmaya çalışıyoruz. Sağlığımız için, toplum sağlığı için ve bu zaman dilimi içerisinde de evlerimizde izleyemediğimiz filmler, okuyamadığımız kitaplar bizi bekliyor olarak karşılaşmış olduk ve onları elimizden geldiğince izlemeye, okumaya gayret ediyoruz fakat Şimdi e, uzunca bir vakit oldu tabii ki. İlk zamanlar insan tabii yüksek motivasyonla okuyacağı kitapları okuyor, işte izleyeceği filmleri veya izlemek istediği dizileri falan izliyor ama bir noktadan sonra evde sürekli durmak e, can sıkıcı olabiliyor ve ara ara insanlarda depresyona varan e, durumlar oluşabiliyor. Dolayısıyla e, bunun üstesinden gelmek için de insanın herhalde en çok ihtiyaç duyduğu şey Heyecan, coşku içinde kendi kendini motive edecek bir şeylere ihtiyacımız var. Bence kitap okumayı seven bir insan olarak bunu, bu heyecanı, bu coşkuyu, bu dinamizmi içinde barındıran şiirler olduğunu düşünerek kendimi biraz daha böyle kendime getirerek şiirlere, şiir kitaplarına sarılmaya çalıştım. Tabii birçok yeni şiir kitabı var okunması gereken fakat bazen böyle sıkıntılı zamanlarda hayatınızda çok önemli etkileri olan şiir kitaplarına tekrar dönme ihtiyacı hissedebiliyorsunuz Ben de öyle bir hisle bazı şiir kitaplarına tekrar döndüm. Bu süreçte daha önce okumuş olduğum şiir kitaplarını tekrar okumak için elime aldım ve tekrar okuduğum şiir kitaplarını yavaş yavaş sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk olarak İsmet Özel'in Erbay'ın şiir kitabı. Herhalde son yüzyılın en iyi şiir kitaplarından bir tanesidir. İsmet Özel. Yani birçok kişiye deseniz ki ilk 10 Şiir kitabı listesi yap desen farklı farklı şairlerden birçok kişinin herhalde ilk onunda İsmet Özel'in Ervain şiir kitabı olur diye düşünüyorum ve bu şiir kitabında beni çok etkileyen bir yer var yine oraya denk geldim ve yine oradan çok etkilendim orayı sizlerle paylaşmak istiyorum şöyle diyor İsmet Özel Karanlık sözler yazıyorum hayatım hakkında. Öyle yoruldum ki dünyayı tanımaktan saçlarım çok yoruldu gençlik uykularımda acılar çekebilecek yaşa geldiğim zaman acıyla uğraşacak yerlerimi yok ettim ve şimdi birçok sayfasını atlayarak bitirdiğim kitabın başından başlayabilirim. Evet aslında birçok sayfasını atladığımız belki de gerçek manas gerçek manada hissedip tam manasıyla sindiremediğimiz birçok şeyi de bu zaman dilimi içerisinde hissediyoruz, yaşıyoruz, duyumsuyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Böyle bir anlam birikimin içerisinde hayatımızı sürdürüyoruz. İsmet Özel'e de bu vesileyle tekrar teşekkür etmiş olayım. İsmet Özel Allah sağlıklı uzun ömürler versin kendisine. Şimdi bir sonraki e, ...şiir kitabını sizlerle paylaşmak istiyorum. E, Kuşluk Saatleri... ...Ebu Bekir Eroğlu'nun şiir kitabı. Bu şiir kitabını e, 7 Mayıs 2008'de almışım. Ve o zaman bir sahaftan almıştım. Bu kitap yanlış bilmiyorsam... ...birinci baskı bir kitap. Yani üzerinde birinci baskı olduğu yazmıyor ama... E, ...Nisan 1974 büyük ihtimal... ...birinci baskı olduğunu tahmin ediyorum. Ve... Bu şiir kitabını yıllar önce okumuşum ve tekrar e, okumak için elime aldım. Bir bakayım, e, Ebu Bekir Eroğlu çok kıymetli bir şairdir. Ne yazmış? E, şiirlerini tekrar bir döneyim dedim. Ve daha önce okuduğumda hiç altını çizmediğim e, bir yere denk geldim. Şu an ben de bu etkiyi uyandırmış ve o etkiyi sizlerle paylaşmak istiyorum o mısraları. Diyor ki Ebu Bekir Eroğlu, Anlama mutluluğuyla, Yumuşamış kalpler var dostlarını. Şimdi seni dile getiren yol yorgunluğunu alırken üzerinizden dostlarınız duymadılar bir daha. Bir daha duymadılar o yorgunluğu. Şimdi anlayın anlayış insanları zamanın kuşağın seçiminden çıkıp uzaklaştığımız kentin ötesinden bir bahar rüzgarı sizi bekliyor. Evet, Ebu Bekir Eroğlu'nun e, bu e, mısraları beni çok etkiledi. Tam bu mısraları okuyordum. E, okurken o arada bir arkadaşım telefonla aradı. Normalde telefonla birisi aradığı zaman size e, alo dersiniz, efendim dersiniz ve e, konuşmaya bir şekilde başlarsınız. Ben de hiç alo veya efendim gibi bir ifade kullanmadan direkt arkadaşıma bu mısraları okumaya başladım. Böyle ara arada arkadaşlara sürpriz yapmak lazım. Birisi sizi aradığı zaman kitap okuyorken denk geliyorsanız arayan kişiye okuduğunuz kitaptan bölümleri hafif hafif bir tonla sesle karşınızdaki insana da okuyabilirsiniz. Bazen böyle sürprizler, böyle sıra dışılıklar yapmak da dostlar arasındaki muhabbeti kavileştirir, sağlamlaştırır. Bunu da buradan o şekilde ifade etmiş olayım. Şimdi bir sonraki kitap, e, hicret şiir kitabı, rahmetli Akif İnan'ın şiir kitabı. Bu şiir kitabını çok aramıştım, bulmak için çok uğraşmıştım. E, bu kitabın peşinden çok koşmuştum. Ve e, bu kitaptan da e, sizler için seçmiş olduğum e, şu mısraları okumayı istiyorum. Gözlerin kalbime değmeden önce İstanbul o kuşlar acep neredeydi? Deniz ki... Dilimin lugat kitabı, şarkılar, kardeşim onlar neredeydi? İçimde sürekli yağmur bulutu, ormanlar, nehirler, güller neredeydi? Evet, e, Akif İnan'ın hicret şiir kitabından da çok severim. Çok kıymetli bir şairimiz. Yedi Güzel Adam'dan bir tanesi. Akif İnan'a da rahmet olsun. E, çok kıymetli e, hicret... Şiir kitabı buradan da e, tekrar almış olduk, mutlu oldum. Sizlerle paylaştığım için de mutlu olduğumu söyleyebilirim. Ya bu, evet, e, güzel bir tevafuk oldu. Şiir kitaplarını öyle kafama göre üst üste koymuştım. E, öyle bir sıralama şeyim olmamıştı. İşte şunla başlarım falan diye anlatmaya. Şimdi yedi güzel adamdan bir tanesi daha e, rahmetli Erdem Bayazıt. Erdem Bayazıt'ın e, tüm şiirlerinin olduğu bu şiir kitabı da beni çok heyecanlandırıyor. E, her seferinde farklı farklı noktalarını okumaya çalışıyorum. Daha önce Bırakın Yürüsün Serçeler diye bir kitap yazma fırsatım olmuştu. O kitapta da e, bu şiirin bir kısmını paylaşmıştım. Şimdi hem o kitapta paylaştığım hem de e, burada altını çizdiğim e, kısımları sizlerle paylaşmak istiyorum. E, rahmetli Erdem Bayazıt şöyle diyor, diyor ki çıkıp dağlara yaylalara susmak istersin ama yalnızca susar gibi görünürsün derviş olamadın ama başıboş da kalmadın ey durup durup dalgalanan kalbim yorulup yorulup durulduğun gün gerçek yorumu bulabilirsin evet erdem bayazıt da bize bu gerçek yorumu e, hatırlatıyor anlatıyor ee, bazen bu gerçek yoruma ihtiyacımız var. Belki de yaşadığımız bu süreçler gerçek yorumu, hakikat arayışını tekrar gündemimize getirmemiz gereken meselelerden. Hakikat arayışı demişken rahmetli Ayşe Şasa'nın da e, iki kitabını sizlere tekrar hatırlatmak istiyorum. Daha önceki videolarda sanırım bahsetmiştim. Fakat bugün tekrar dillendireyim. Bir Ruh Macerası ve Delilik Ülkesinden Notlar. Ve bu hakikat arayışını anlatıyor. Ee, Ayşe Şasa'nın üzerinde de hocası Kemal Tahir'in çok çok büyük etkisi var. Kemal Tahir demişken onu da devlet anasını bu vesileyle ifade etmiş olayım. Ve son e, kitap. Bu da çok sevdiğim. E, aynı zamanda ağabeyim, dostum. Her şey için çok geç. E, kitabın yazarı Bülent Parlak. E, çok seviyorum. Bülent abiye de buradan e, ...selam iletmiş olayım. Bu kitabı da bana e, imzalı olarak vermiş, sevgili kardeşim Mustafa'ya diye. E, Şubat 2018'de imzalı olarak hediye etmiş, teşekkür ediyorum. Ve bu şiir kitabında tekrar okuma fırsatım oldu. Ve bu şiir kitabında da daha önce çiz, altını çizdiğim, yine tekrar yanına yıldız koyarak... E, ...sizle paylaşmak istediğim mısralar var diyor ki Bülent Parlak madem sabah olunca uyanacaktık ve dağlara bıçak çekecektik Amasya'da madem her an görmek isteyip görmekten ödümüzün kopmasını anlatamayacaktık kalkıp kendi kendine gezen bitmeyen bir son oldu Evet Bülent abi e, inşallah şiir yazmaya devam eder Bülent abinin bu üçüncü şiir kitabı son şiir kitabıydı e, sevgili huzursuzluğum e, ricakeş ve her şey için çok geç şiir kitapları yanlış bilmiyorsam buradan kopya vermek gibi olmasın ama e, dördüncü şiir kitabını yazıyor diye biliyorum. E, i̇nşallah o şiir kitabı da çıkar biz de heyecanla Bülent parlak şiirlerini okuruz. Ve son olarak sizlere uzunca aradan sonra video da çekmiş oldum. Bu vesileyle bir hediye vermek istiyorum. Bu çekmiş olduğum şiir kitapları ile alakalı videoyu, videonun herhangi bir kısmından ekran görüntüsü alıp Instagram hikayesinde beni de etiketleyerek paylaşırsanız beni de etiketleyen bir kişiye Sezai Karakoç'tan Yitik Cennet kitabını hediye etmek istiyorum. Sezai Bey'i de çok severim. Bu arada ekran görüntüsünü aldığınız kısımlarla alakalı da o ekran görüntüsünün üstüne lütfen bugün sizlerle paylaştığım şiirlerden herhangi bir mısrayı, mısraları o gönderin üstüne yapıştırırsanız en azından birçok insan bu mısralardan istifade etmiş olur. Şiir bu sıkıntılı günlerde içimizin coşkusunun birazcık düştüğü zamanlarda bizler için ciddi bir motivasyon ve güç olur diye temenni ediyorum. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Allah bizi hayırlısıyla bayrama eriştirsin. Beni sabırla dinlediğiniz için, bu sıkıntılı günlerde benimle dertleşmeyi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.